CRM'de görev takip ve takvim kullanımı nasıl yapılır? Müşteri ilişkileri yönetim ekranını çalıştıralım. Potansiyel müşteriler ekranına girelim. Bu ekrandayken görev oluşturmak istediğimiz cari veya potansiyel kartını öncelikle işaretliyoruz. İşaretimizi belirttikten sonra F9 işlemler adımından görev ekle seçeneğini kullanıyoruz. Açılan ekran görev takip sistemi içerisindeki görev tanımı ekranıdır. Bu ekranda yine görev takip sistemi içerisinden belirlemiş olduğumuz görev tipi başlıkları karşımıza gelecektir. İlgili başlığı seçtikten sonra süreç kısmına tercihimizi belirtip konu içeriğini yazıyoruz. Yapılacak diyelim. Açmış olduğumuz işin bu aşamadayken hangi departman ya da hangi kullanıcıya ait olacağını yine görev tiplerini tanımladığımız ekran üzerinden belirliyoruz. Bu ekranın detaylı kullanımı ile ilgili bilgiye görev takip videosu üzerinden ulaşabiliriz. Görevimizi kaydettik. Görevimiz sisteme eklendiğinde ilgili kaydın üzerinde E-görevler sekmesi içerisinde daha önce açmış olduğumuz veya şu an az önce eklemiş olduğumuz görevi izleyebiliriz. Kayıtlara baktığımızda bir önceki randevu işimizin planlandığını, yeni açmış olduğumuz işin henüz planlanmadığını görebilmekteyiz. Yine ilgili görev kaydının üzerindeyken görüşme notları alanından bu görev ile ilgili eklenmiş olan görüşme notlarını izleyebiliriz. Görevler sekmesine geri dönelim. Bu aşamadan sonra açılmış olan görev için yeni bir sekme açıp görev takip ekran üzerinden görevler ekranını çalıştırarak yönetebiliriz. Açmış olduğumuz işi danışma departmanına açmıştık. Danışma departmanı üzerinde bir tane açık görev görüyoruz. Danışma bu aramayı gerçekleştirip randevu alındıktan sonra kaydı açarak planlama kısmını kullanarak randevuyu almış olduğu tarihi ve saati ilgili kısma belirlemelidir. Bununla ilgili ajanda kaydı oluşturmak için İşlemler kısmında yer alan takvim ikonunu tıklayarak belirlemiş olduğu gün ve saat bilgilerini kimlerin ajandasına kaydetmek istiyor ise kullanıcı kartları listesinden belirlemelidir veya takvim grubu oluşturarak grup bazında bu kaydın oluşmasını sağlayabiliriz. Hatırlatma kısmında seçmiş olduğumuz kayıtların örneğin e-posta ile 5 saat öncesinden kullanıcı kartı içerisindeki mail adreslerine hatırlatıcı gitmesini veya ekranlarda açılacak pencere ile 5 dakika önce pop-up hatırlatması yapmasını veya SMS olarak bir gün önce yine kullanıcı kartları içerisindeki cep telefonlarına hatırlatma SMS'i göndermeyi sağlayabiliriz. Ayarlar yapıldıktan sonra aktar butonuna basarak ve görev tanım ekranında tekrar kaydet butonuna basarak ilgili ajanda kaydını yapabiliriz. Açık olan işimizde gerekli işlemleri yaptığımız için randevu alınacak ürün demosu görevini F9 işlemlerden randevu alındı şeklinde kapatarak ve bu esnada şablonda belirtmiş olduğumuz eğer bir görüşme notu kaydı gerekiyor ise yine gerekli bilgileri doldurarak kaydetmeliyiz. İlgili notumuzu yazdık. Görüşmeyi kiminle sağladığımızı yazdık. Bu işlem için ne kadar zaman harcadığımızı da belirttikten sonra kaydet şeklinde
danışma üzerinde bulunan görevimizi görev şablonunda belirlediğimiz departman üzerine, şu an örneğimizde satış departmanı üzerine aktarmış bulunmaktayız. Randevu alındı ve planladığımız tarih, saat şeklinde bilgilerimizi görüyoruz. Potansiyel müşteri listesine döndüğümüz zaman yine ilgili kayıtta görevler içerisinde planladığımız işin durumunun evet'e döndüğünü, görüşme notlarında danışmanın girmiş olduğu görüşme detaylarını ve ajanda kaydımızda belirlemiş olduğumuz tarih ve saat aralığı için bir görev oluştuğunu görebilmekteyiz. Yine hatırlatıcılarımızda ayarladığımız şekilde bu görev öncesinde gerekli uyarılarını sağlayacaktır.